Babül mururi beyne yedeyin musalli. Bu bab namaz kılanın önünden geçmek bahsi. Namaz kılanın önünden geçilirse namaz bozulur mu, bozulmaz mı? Hel yekta'u aleyhi, namaz kılanın üzerine keser mi zalik o geçmek salate, o namazını, em la kesmez mi? Namazını bozar mı, bozmaz mı? Bu meseleyi izah edecek ulemanın bir kısmı diyorlar ki önünden bir namaz kılanın önünden geçildi mi namaz keser. Kim olursa olsun, insan olsun, hayvan olsun, bir adam geçti mi namaz batıl olur. Bir kısmı da diyorlar ki hayır. Köpek, kadın, eşek, bunlar geçerse namaz bozulur. Yoksa başkası geçerse namaz bozulmaz, mekruhtur. Bir kısmı da diyor ki hayır, hiçbirisi namazı bozmaz. Namaz bozulmaz da yalnız kerahati var. Üç mezhep. Haddesena Salih ibn Abdurrahman. Kale haddesena Sa'id ibn Mansur. Kale haddesena Hüseymün an Yunus ve Mansurin. An Humeyd ibn Hilal. An Abdillah ibn Samit. An Ebi Zerrin. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Samit dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular. La yakda'u salate şey'ün, hiçbir şey namazı kesmez. İza kâne olursa, beyne yedeyhi, namaz kılanın önünde olursa, ke âharetir rehli, hayvanın üzerine koyunluk da binilen rehel derler. Onun son tarafı, insanın yaslandığı taraf, o kadar bir şey olursa bozmaz. Develerin etrafına yapardılar, şık şıkluf derdiler, iki tarafını iki tane. Böyle bir iki karış yüksekliğinde ortasında adam oturur, bu arka tarafına da yaslanır, okur, zikir yapar, namaz kılar, deve de yürür. İşte ona rehel derler, onun ön tarafı değil de arka tarafı. İşte o yükseklikte olursa diyor, ön tarafında önünde ne geçerse geçsin namazı bozmaz. Bir rakamında diyor ya, ke ahareti bil meddi ve kesril hai. Meddü kesirli olursa ahire. Ve bi fetahatin bilamed. Ke ahireti. Ahireti dersinse hanın kesresiyle. Rehlin. Yani o hayvanın üzerindeki şeyin, yerin sonu. Yahut da ahireti. Ey halfer rehli. Ve ve ma yestenidü ileyhi rakib. Hilafe kadimeti. Ön tarafı değil de arka tarafı. Ona insan yaslanır. Ke ahireti diyeceksin yahut ke ahireti. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yekta'us salate, namazı keser. El mer'etu vel himaru vel kelbül esved. Kadın, merkep, bir de siyah kep, bunlar keser. Yani önden geçerse, önünde de eğer bir şey konulmamışsa namazı bozar. Kâle, Abdullah ibn Samit diyor ki, kultu, ben dedim ki, ya Ebu Zer, Ebu Zer'e soruyor ki, mâ bâlül kelbil esved, siyah kelbin hali ne? Minel ahmeri vel abyedi, kırmızı köpekten, beyaz köpekten farkı ne ki? Yani siyah köpek geçerse namazı bozuyor da, beyaz köpek, kırmızı köpek geçerse namazı bozmuyor. Bunun sebebi ne? Kâle Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki yebne ahi, kardeşimin oğlu, seelteni, bana sordun, ama bir şeyden sordun ki seeltu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu Resulullah Efendimiz'den sormuştum. Aynen sen bana sorduğun, ben de Resulullah Efendimiz'e sormuştum. Fekâle Resulullah Efendimiz buyurdular ki İnnel kelbel esvede şeytan. Siyah kelp şeytandır da onun için. Kırmızı kelp, beyaz kelp şeytan değildir. Ama siyah kelp şeytandır. Onun için önden geçti mi namazı bozar. Şimdi Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh bu hadisi rivayet ediyor. Bu hadisten işte bir takım mezhep sahipleri çıkarıyor ki bu üç şey, kadın,
merkep, siyah kel namaz kılanın önünden geçti mi namazı bozulur, namazı iade edecek. Haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyanu, an Safvan ebni Selim, en Nafi ebni Cübeyr, en Sehli ebni Ebi Hasme, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle, İzâ sallâ ahadukum ilâ sütretin, sizden biriniz sütreye namaz kılarsa, yani önüne, kıble tarafına bir şey korsa ona sütre derler. Evet, öyle kor da ona doğru namaz kılarsa, feliye dünü, yaklaşsın, minha o sütreye, yani sütreyle kendi arasında uzun mesafe olmasın. O kadar ki secde yeri kadar. Secde ettiği vakıpta kendisiyle sütre arasında daha başka mesafe olmasın. Bir de var ki ta uzaktan koyar sütreyi. Yok, uzaktan koymasın diye aradan şeytan gene geçer. Evet, feliyednü minha o sütrede, sütreye yaklaştır ki la yekta'u kesmez. Şeytan, şeytan aleyhi ana salate u namazını. Sütre yakın olursa şeytan gelip aradan geçip de namazını bozmaz. Onun hikmeti de o. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Müseddedun, kâle haddesena Yahya ibn Sa'id, en Şu'bete, en Katadete, kâle semiyatu Cabir ibn Zeyd. Ben Cabir ibn Zeyd'i işittim. Yuhaddisu Ali ibn Abbasin. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyordu. Rafa'ahu Şu'betu. Şu'be bunu raf etti. Yani ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar rivayet eyledi. Kale buyurdu ki yakda'us salate. Namazı bozar. El mer'etul ha'idu. Heyizli kadın vel kelbü kelb. Şimdi burada kadın deyince herhangi bir kadın değil. Yukarıki hadiste herhangi bir kadın namaz kılanın önünden geçerse bozulur. Bu hadiste diyor ki hayır, heyizli kadın geçerse bozulur. Kelp de mutlak geliyor. Yani herhangi bir kelp olursa olsun, ister siyah olsun, ister beyaz olsun, ister kırmızı olsun mutlak. Kelp insanın önünden geçti mi namazı bozulur. Evet. Dördüncü hadis, haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-Mukaddemiyyü, kâle haddesene Muaz ibn Hişam, kâle haddesene Ebi, an Yahya, an Ekrime, an İbn Abbasin radıyallahu anhuma, kâle ahsibuhu, kad esnedehu lel-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ekrime diyor ki, Abdullah ibn Abbas'tan ben bu hadisi şerifi işittim. Zannediyorum ki o Peygamber Efendimiz'den işittiğini söyledi. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisidir diyenekliği böyle zannediyorum. Yani unutmuş da acaba Abdullah ibn Abbas kendiliğinden mi söylemiş? Yoksa Resulullah Efendimiz'den işittim mi demiş? Bunda şek ediyorum ama fakat galibi zannim Peygamber Efendimiz'den işitmiş. Gale buyurdu ki yakta'us salate, namazı bozar. El mer'etul ha'idu, heyizli kadın bir. Vel kelbu kelb, iki. Vel himaru, eşek, üç. Vel yahudiyyü, yahudi geçerse, dört. Vel nesraniyyü, nesrani geçerse, beş. Vel hınziru, hınzir de geçerse, altı. Bu altı şey insanın önünden geçerse namazını bozar. Ve yekfike, sana kafidir. Yani namazını bozmaz. İza kanu bu altı şey olursa minke senden kadra ramyetin bir ok atımı kadar olursa uzaktan geçerse sana zarar vermez. Lem yekda'u aleyk senin üzerine bozmazlar, kesmezler salateke namazını. Bir ok atımı ne kadar? Cennetül Bekî'yi gördünüz. Cennetül Bekî'nin giriş kapısından Hazreti Osman radıyallahu anh'ın vefat ettiği yer. İşte burası bir ok atımıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ebi Vakkas'a dedi ki okunu al da at dedi. Aldı attı. O kapıda durduğumuz yerde oradan attı. Ok gitti Hazreti Osman'ın defnolunduğu yere. Ufacık bir tepemsi bir yermiş orası o zamanda. Oraya düşmüş. Düştüğü gibi Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu arada defn olunan adam benim şefaatime nail olacaktır.
Hazreti Sa'd buyurmuş ki, ya Resulallah, bu hadisi şerifi emredeceğim bilseydim, daha kuvvetli çekerdim yayı, bir o kadar daha ileri giderdi benim okum. Onun okunu zaten başkası çekemezdi. Onun oku yaylı, o tabi kavusli, kavusun şeyine de derden yapıyorlar. Önüne de şeyi koyuyorlar, oku koyuyorlar, onu çekiyor, gayet kuvvetli. Onu bir vurduğu gibi nasıl o oka vuruyorsa, sehme, o sehmin ucu da demirli, kurşun gibi gidiyor, vurduğu gibi insanı öldürüyor. İşte oradan oraya kadar gidiyor, bir kurşun menzili demek. Evet, eğer sen namaz kılarken o kadar uzaktan giderse zarar etmez. Yani bir sütre koymadın önüne, sahrada namaz kılıyorsun. Bir ok atımı kadar mesafe yoksa zarar verir. Yok, bir ok atımı mesafesi varsa zarar vermez. Şu anda sütre zaruri, ne de olsa bir de bakarsan ki uzaktan geldi geçti yani. Çölde mesela bu odanın 4 misli olmuş, 5 misli olmuş gene namazı bozar. Ta bir ok atımı olacak ki zarar vermiyor. Uyunca herkes oraya defnolunmayı arzu etmişler. Gelmiş herkes bahçe sahiplerinden kabir yeri almaya başlamışlar. Ben ölürsem ise gelsin senin bahçene defnetsinler. Çünkü o şeye dahil olsun diye. Hadisi şerifin mahiyetine. Derken almışlar, o bahçe sahiplerinin mülkiyeti zail olmuş. Olmuş ve ta ashab-ı kiram zamanında o kabristan oldu. Oysa Peygamber Efendimiz zamanında kabristan değildi. Bahçeler, herkes cenazesini kendi evine, kendi bahçesine defnederdi. Ondan sonra orayı aldılar. Hazreti Osman'ın kabri Cennetül Beki haricindeydi. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı şehit edince asiler, onu şehit edenler Cennetül Beki'ye koymadılar. Çöplüğe attılar. Kimse korkusundan onu kaldırıp da götürüp defnedemiyor. Kim geçse vuruyorlar, öldürüyorlar. Koymuyorlar. Bu burada çöplükte kalacak. Göksüne çıkıyorlar, çiğniyorlar, hakaret ediyorlar Hazreti Osman'a, yani haşa kafir muamelesi yapıyorlar. 5-6 gün orada kaldıktan sonra Hazreti Ebu Hüreyre dedi ki, ya bu böyle olmaz. Gizli 5-6 sahabeyle gizli geldiler, cendigi oradan hemen kaldırdılar kimse görmeden, götürdüler. Cennetül Bekî'nin bu kat tarafında divar var idi. Onu sonra genişlettiler. Ta bu kapıdan girince bir yol yeri var. O yol o duvarın dibinden giderdi. Ta Hazreti Osman'a kadar. Onun sol tarafı hepsi hariciydi. Oradan götürüyorlar Cennetül Bekî'nin işte o tepemsi yerin hemen aşağısına, Cennetül Bekî'nin diş tarafına, oraya gizli defnediyorlar, düzlüyorlar. Bir de sabahtan asiler kalkıyorlar ki ceset yok. Ulan ceset nerede, ceset nerede? Bir yerini bilseler çıkarıp yakacaklar. Yerini de bilemiyorlar. İşte o surette Hazreti Osman defnedilmiştir. Sonra fitne sakin olduktan sonra, zaman geçtikten sonra dediler ki, öyleyse bu Bekî'nin duvarını Hazreti Osman'dan daha o yanı tutalım da Hazreti Osman Bekî'nin içinde kalsın. De Hazreti Osman'ın hemen kabrinin ötesinde duvar var idi. O duvarın arkası bahçeydi. Ben o bahçede çok gider birisiyle beraber çay içerdik. Mığribi vakfiydi. Cennetül Bekî şöyle tahminen 2 metre kadar yüksek. Orası alçak. Alçak idi. Şimdi o bahçeyi aldılar. Cennetül Bekî'ye kattılar. Sonra sol tarafında yol var idi. O yolu aldılar. Cennetül Bekî'ye kattılar. Büyüttüler. Ama Resulullah Efendimiz'in o şefaatine oralarda dahil olur mu olmaz mı, Allahu alem. İnşallah ümidimiz ki bir adam bir yere komşu olursa o komşusuna olan hüküm ona da olur. Bunlar Cennetül Bekî'de, oralarda defnedilenler Cennetül Bekî'nin içinde değil ama Cennetül Bekî'nin komşusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şefaatini emretti. İnşallah onlara da şefaat eder. Nereden nereye geçtik? Bir kadru remyetin, yani misal vermek için bunu söyledim. Yoksa onun dersle bir alakası yok. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Müsedded, kâle haddesena Muaz ibn Muaz, an ibn Abi Arube, an Katadete an Hasan, an Abdullah ibn Muğaffar, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki,
Yekda'us salate, namazı keser, bozar. El kelbu vel himaru vel mer'e. Evet, köpek, merkep, kadın. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki fezehebe kavlu. Ulemadan bir kısmı zahip oldular. İlâ hâzîl âsâr, bu eserlere zahip oldular. Bu hadislerle amel ettiler. Fekâlu, dediler ki yekta'us salâte, namazı bozar. El kelbül esved, siyah kelb. Vel mer'etu, kadın. Vel himâru, merkep. İzâ merru, onlar geçerlerse beyne yedi musalli, namaz kılanın önünden geçerlerse namaz bozulur. Şimdi bir kısım bunu böyle dedi. Halbuki hadislerde mutlak kelb de var. Kelbi esved rivayeti de var, mutlak kelb de var. Ondan sonra Yahudi de var, Hristiyan da var. Bunları zikretmiyor. Yani demek istiyor ki ulema o meselede başkaları da var ama fakat bu işi üzerinde tekit var iyice. Kelbi esved bir, himar iki, kadın üç. Bu üçünde yani bunlar ittifak. Ötekileri de gene ihtilaflı ya, diğer bazı kavimlere göre onlar da namazı bozar. Ama bu cemaate göre illa bu üçü bozar. Ve halefehum fî zâlike âherûn. Fakat başka alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki la yekta'us salâte, namazı bozmaz. Şeyün hiçbir şey min haza, bunlardan hiçbir şey namazı bozmaz. Yani meseleyi kolaylaştırdılar. Kelp geçmeyle namaz bozulur mu? Kadın geçmeyle namaz bozulur mu? Merkep geçmeyle namaz bozulur mu? Bozulmaz. Bir hadis de var. Bak, 3-4 hadisi şerif geldi. Bunlar din nakıldır, akıl değil ki. Madem bozmaz diyorsun, sen de kendi davanı hadisiyle ispat et. Diyor ki evet hazırım, hadisiyle ispat edeceğim zaten. Ben de diyor, benim dinim de nakilledir. Resulullah Efendimiz ne buyurmuşsa ben de onunla amel edeceğim. Ben bu hadislere itiraz etmiyorum. Bu hadisler var. Fakat benim şimdi getireceğim diyor, zikredeceğim hadisler de var. Binaenaleyh hadisler taarruz ediyor. Taarruz edince telife gideceğiz. Telif oldu oldu, olmadısa birisi mensuh, birisi nasıhtır. Senin rivayet etmiş olduğun hadisler mensuhtur. Benim rivayet edeceğim hadisler de nasıhtır. Şimdi ona başlıyor. Diyor ki وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا يُسُفْ. Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadisle ihticac ettiler. قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. قَالَ Abdullah bin Abbas diyor ki جِيْتُ اَنَا, ben geldim. وَالْفَضْلُ فَضْلُ, kardeşi. İkimiz geldik. وَنَحْنُ عَلَى اَتَانِ, biz de dişi bir merkep üzerine binmiştik. Etan dişi merkebe derler. Dişi merkebe binmiş gelmiştik. وَرَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem يُسَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَ. Peygamber Efendimiz de Arafa'da nasıl namaz kıldırıyordu. Biz merkebe bindiğimiz anda geldik. فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْدِ saf. Safların bazısının önünden de geçtik. Yani imama kadar varmadık ama safın önünden biraz yürüdük. فَنَزَلْنَا عَنْهَا, ondan sonra merkepten indik. وَتَرَكْنَا تَرْفَ, onu otlamayı orada bıraktık. Kıble tarafında otluyor. فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْئًا. Peygamber Efendimiz bize bir şey demedi. Niye bu merkebi getirdiniz buraya? Bak safların bazılarının önünden geçtiniz. Binaenaleyh bunların namazı bozuldu diye bir şey demedi. Yani namaz, merkebin geçmesiyle namaz bozulmuş olsaydı bize tekdir ederdi ki siz milletin namazını niçin bozdunuz? Sonra onlara da emrederdi ki kimin önünden bu merkep geçtiyse o namazını iade etsin. Ne onu söyledi ne de onu söyledi. E bu neye delalet ediyor? Merkep geçmekle namaz bozulmaz. Bir, bu hadisi getirdi. İkinci hadis, haddesena Yunus'u, kâle ehberene ibn-i Vehbi, kâle ehbereni Malik'un ve Yunus'u an ibn-i Şahab'in, fezekere bi isnadihi mislehu. Evet, bir de İbn-i Şahab'dan gene bu hadis zikrediliyor. İlla ennehu kal. Bu ikinci hadiste diyor ki ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bin nasi bi münem. Peygamber Efendimiz
cemaatle namazı Mina'da kıldırıyordu. Yukarı hadiste Arafat'ta dedi. Bu ikinci hadiste diyor ki Mina'da. İster Mina'da olsun, ister Arafat'ta olsun. Abdullah ibn Abbas kardeşi Fadlı'ndan merkebe binerek gelmişler. Safların bazılarının önünden de geçmişler. Ondan sonra inmişler. Merkep de orada otlamaya başlamış. Resulullah Efendimiz siz namazınızı adi edin demedi onlara. Haddesena Ebu Bekret'e. Üçüncü hadis. Kale haddesena Sa'id ibn Amir ve Ravhun ve Vahbun kalu haddesena Şöbetü anil hakem an Yahya ibn el-Cezzar an Suheyb an ibn Abbas radıyallahu anhuma kale meratü bi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas diyor ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e vardım. Vahve yusalli namaz kılıyordu. Ve ene ala himarim. Ben bir merkep üzerindeydim. Himar dedi mi merkebin dişisi olsun, erkeği olsun. İkisine de himar denilir. Ve me'ye gulamım. Benimle bir de bir köle vardı. Min beni Haşim. Beni Haşim'den bir gulam vardı. Felem yansarif. Peygamber Efendimiz munsarif olmadı. Evet. Münsarif olmadı yani gerisin geri dönmedi. Namazı döndürmedi. Ne gitmiş Peygamber Efendimiz'in huzuruna gitmiş yani kıbla tarafından ben geçtim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazını bozmadı. Biz, eğer merkebin geçmesi bozsaydı namazını derhal iade ederdi. Fî hadîs-i Ubeydillah an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Evet, yukarıdaki hadiste Abdullah İbn Abbas'ın ennehuma merra ala's-saffi. Kardeşi Fadl'la beraber gittiğinde safın üzerine yürüdü. Yani onlar saftaydılar, biz safın önünden geçtik dedi. Fakat yecûz en yekûne merra ala'l-me'mûmîn dûne'l-imâm. Diyor ki caiz ki yani birisi der ki evet onlar imamın önünden geçmediler. Müktedilerin önünden geçtiler. Çünkü bazı sufuf diyor. Saf uzun olmuş. Safın bazısının önünden geçmiş fakat imamın önünden geçmemiş. Binaenaleyh bu zarar vermez diye yani bir mana çıkaracak. Fekâne zâlik. Bu olur. Yani cemaatin önünden geçmek imamın önünden geçmez. Geçmediği halde cemaatin bazılarının önünden geçerse bu olur. Gîre kâti'in alel-me'mûmîn. O cemaat أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz Abdullah bin Abbas yürüdü. Kureyş'ten de bir gulam kendisiyle beraber vardı. Felem yansarif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını döndürmedi. Fekale fedelle zalik. Bu delalet etti ki ala enne mürurel himar beyne yediyil imam. Himarın, imamın önünden yürümesi de eyda cemaatin önünden yürümesi gibi غَيْرُ قَاتِعٍ لِسَّلَاهِ namazı dikkat edici değildir. Hadi diyor birinci hadiste onlar imamın önünden geçmediler, cemaatin bazılarının önünden geçtiler. Binaenli imamın önünden geçmediğinden namaz bozulmadı diyorsunuz. İkinci hadis sarih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken onlar Peygamber Efendimiz'in önünden geçmişler. İşte imamın önünden geçmişler. Peygamber Efendimiz de namazını döndürmedi. Eğer merkebin geçmesi namazı bozsaydı namazını iade ederdi. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ اِبْنَ اَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildi. فِي الْحَدِيثِ الَّذ۪ي زَكَرْنَاهُ عَنْهُ Kendisinden zikretmiş olduğumuz hadiste. فِي الْفَصْلِ الْاَوَّلِ Birinci, yani fasıldaki bahsin evvelinde. مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ اَب۪ي دَاوُدِ İbn-i Ebi Davud'un hadisindeki اَنَّ الْحِمَارَ يَقْرَعُ الصَّلَاةِ Himar namazı bozar. Fi eşya, bir takım eşyalarla beraber ki zekera me'ahu onunla beraber zikretti fi zalikel hadis. O hadiste. O da neydi? Merkep, himar, kelbesver, Yahudi, Nesrani, hınzir. İşte bu hadiste bunların hepsini zikretti. Hem de ne dedi orada? Kale dedi ki ve ahsibuhu kadesnedehu. Ben zannediyorum ki Abdullah ibn Abbas bunu Peygamber Efendimiz'e isnat etti. Yani kendi kavli değil. Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. فَهَذَا الْحَد۪يثُ الَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ Bu hadis ki biz rivayet eyledik. اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهُ وَسُهَيْبِ عَنِ ibn Abbas
Abdullah İbni Abbas'tan Ubeydullah ve Süheyb rivayet ettiler bu ikinci behesle. Muhalifun li zalike, işte yukarıdaki rivayete muhaliftir. Abdullah İbni Abbas'tan onu kim rivayet eyledi? Hadis-i İbni Ebu Davud diyor. Kimdi rivayet eden Abdullah İbni Abbas'tan? Ekrime. Hazreti İkrime Abdullah İbni Abbas'tan rivayet eylemişler onu. Hazreti İkrime'nin Abdullah İbni Abbas'tan rivayet etmiş olduğu hadiste 6 şey namazı bozar. Onların birisi de himar. Halbuki burada Abdullah İbni Abbas'tan yine rivayet etti. Kim? Kendi oğlu Ubeydullah 1, Süheyb 2, ikisi de rivayet ettiler. Yine Abdullah İbni Abbas'tan ki namazı bozmaz. Birbirine muhalif oldu. Abdullah İbni Abbas'tan gelen iki rivayet birbirine muhalif oldu. فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْلَمَ Öyleyse biz murad ettik ki bilelim. اَيُّهَا نَسَخَ الْاَمْرَ Emri hangisi nesk etti? Birinci hadis mi? İkinciyi nesk etti? İkinci mi birinciyi nesk etti? Çünkü rivayet Abdullah İbni Abbas'ta. Yalnız birisini İkrime rivayet ediyor, ötekinde Ubeydullah ile Süheyb rivayet ediyor. Tarih itibariyle hangisi evvel, hangisi sonra bunu öğreneceğiz ki nasih-i mensuhu bilelim. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Biz bu meseleye nazar ettik, düşündük, aradık. فَيْذَنْ اَبُوْ بَكْرَةَ Baktık ki Ebu Bekre فَتْحَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا مُؤَمِّلٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّسَنَا سِمَاكٌ عَنْ اِكْرِمَةَ قَالَ ذُكْرَ عِنْدَ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İkrime diyor ki Abdullah bin Abbas indinde zikredildi. مَا اُلْبِي شَيْكِ يَكْتَعُ السَّلَى Namazı bozan şeyler zikredildi. قَالُوا dediler ki اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارِ Namazı bozan nedir? Kelptir, himardır. Abdullah bin Abbas'ın yanında zikrettiler. Bunu Abdullah bin Abbas'tan bu rivayet eden kim? İkrim. فَقَالَ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Abdullah bin Abbas buyurdular ki اَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ اِلَيْهِ Cenab-ı Hakk'a يَسْعَدُ çıkar الْكَلِمُ الطَّيِّبْ Güzel söz, güzel sözler yani güzel ibadetler Allah'a çıkar, Allah'a vazir olur. وَمَا يَكْدَعُ هَذَا Bunu kesen şey nedir? Neymiş o Allah'a vasıl olmasına mani olan şey? وَلَاكِنَّهُ يُكْرَهُ Lakin mekruhtur. Yani kelb oradan geçmekle namaz kelime tayyiptir. Bunu Allah'a çıkan, çıkmadan mani hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey mani olamaz. Merkebin geçmesi ona mani olamaz. Lakin merkebin geçmesi mekruhtur dedi. Şimdi bu yine İkrime'nin Abdullah bin Abbas'tan rivayet etmiş olduğu bu hadis hangisini teyit etti? Yukarıki kel himar namazı bozar bunu mi teyit etti yoksa bozmaz olan ikinci rivayeti mi teyit etti? İkinci rivayeti teyit etti. فَهَذَا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte İbn Abbas radıyallahu anhuma قَدْ قَالَ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra yani Peygamber Efendimiz zamanında değil, daha sonra buyurdu bunu ki اِنَّ الْحِمَارَ لَا اِكْرَعُ السَّلَاهَا Himarın geçmesi namazı bozmamalıyız. Öyleyse bu ikinci mezhebe delalet eden hadis birinci hadisi nesletmiş oldu. فَدَلَّ ذَلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى أَنَّ مَا رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَسُحَيْبٌ Ubeydullah ve Süheyb'in Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eylemiş oldukları hadis kâne müteakhiren müteakhir oldu. Hangi hadisten? Hemmâ revâhu. O bir hadisten ki onu rivayet eyledi. Anhu yine Abdullah ibn Abbas'tan ikrimetü ikrime rivayet eyledi. Min zâlike bu meselede. İkrime hadisinden müteakhir oldu. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Fadl ibn Abbas'tan da rivayet edildi. O da kimden? عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz'den مَا يَدُلُّ شُلْبِشْ Hadis rivayet edildi ki delalet eder. عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ حِمَارَ اَيْدَا Yukarıdaki hadis gibi
La yekta'us salata namazı bozmaz. Abdullah bin Abbas'ın buyurduğu gibi himar namazı bozmaz dediği gibi kardeşi Fadıl da dedi ki himarın geçmesi namazı bozmaz. Ha, Hazreti Fadl'ın rivayeti de şöyle. Haddesene ibn-i Merzuk'un kâle haddesene Ebu Asim'in an ibn-i Cüreyc'in an Muhammed ibn-i Umar'a an Abbas ibn-i Abdillah an anil Fadl ibn-i Abbas radıyallahu anhuma kâle Hazreti Fadl buyurdu ki zârenâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz bizi ziyaret eyledi. Fî bâdiyetin lena. Fî bâdiyetin bir bâdiyede. Yani dışarıda bir bahçede. Böyle bâdiye bahçe ki lena bizim mülkümüz olan bir bâdiyede bizi ziyaret eyledi. Ve lena küleybetun ve himâri. Bizim de bir köpek cihazımız vardı bir de merkebimiz. Terayani onlar da otluyordular. Yani, tabii köpek otlamaz. Merkep otluyordu. Köpek de kendisine göre bir rızık arıyordu. Fakat niçin ona da terayani diyor? Ya iki bir şey bir araya geldi mi? İki şey bir araya geldi mi? Birisi bir öteki tarafa galip gibi görünür. O tabir olur. Mesela ay ile güneşe ne derler? Kamereyim. Halbuki iki kamer değil ki. Bir güneştir, bir aydır. Fakat bir taraf talip edilir. Bu da köpek tarafı talip edilmemiş de himar tarafı talip edilmiş. Terayani. Onlar otluyordu. Fasallal asr. Peygamber Efendimiz ikindiyi kıldı. Ve huma o köpek ile himar da beyne yediği önündeydi. O namaz kıldığı vakitte onlar da kıble tarafındaydılar. Felem yüz cera. Onlar zecr olunmadı. Şunları şuradan kovun, kesin denilmedi. Ve lem yuakhara. Gerisin geri getirin. Yani ya yan tarafa kesinler ya gerisin getirsinler. Ne oldu ne de oldu. Zarar vermiş olsaydı Resulullah Efendimiz onlara taraf, onlar kıble tarafında namaz kılar mıydı? Ya şimdi gerek Abdullah İbni Abbas'tan, gerek kardeşi Fadıl'dan gelen bu rivayetler delalet ediyor ki yukarıda ihtilaflı olan iki hadisin birisi nasih, birisi mensuh olmuş. Hangisi nasih olmuş? Namazı bozmaz diyen hadis nasih olmuş. Namazı bozar diyen hadis de mensuh olmuş. Ona delalet eder. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر بإسناده نحوه هو حديث الشريف إسناده لذكره لدي burada bir şey daha var. Bak Hazreti Ali'nin Ömer isminde de bir oğlu varmış. Muhammed ibn Ömer ibn Ali ibn Ebi Talib. Hazreti Ali'nin oğlu, Ömer'in oğlu Muhammed'den rivayet ediliyor. Bu hadis. Bu Hazreti Fatime'den değil. Başka ailesinden. Hazreti Fatime'den olan Hazreti Ali'nin iki oğlu var. Bir Hasan, bir de Hüseyin. Bir de Muhammed İbnül Hanefiye var. Muhammedül Hanefiye derler. Beni Hanife'den Müseylimetül Kezzab'ı öldürdükleri vakitte cariyeleri getirdi, onları esir ettirdi. Kadınları cariye sattılar. Oradan bir cariye isabet etti. Hazreti Ali'yi yahut da satın aldı. Onu nikahladı. Ondan bir oğlu oldu Muhammed. Ve Peygamber Efendimiz de haber vermişti Hazreti Ali'ye ki senin bir oğlun olacak. Benim ismimi onun ona koy, lakabımı da ona ver. Peygamber Efendimiz'in hem ismini hem lakabını almak yasaktır, memnudur. Muhammed Ebul Kasim demek memnudur. Yalnız Peygamber Efendimiz ona müsaade etmişti. Hazreti Ali de onun ismini Muhammed koydu. Künyesi de Ebul Kasim idi. Evet işte o Beni Hanife'den olan kadından. Fakat bu Ömer hangi ailesinden onu bilmiyorum. Bu nesebi beyan eden kitaplar vardır. O da ayrıca okunur. Evet onu o nesepleri böyle ulemanın, fukahanın, ehli beytin neseplerini bilmek için o kitapları da alır ders okurlar ki bir şeyde zikredildi mi insan yanlışlığa kapılmasın hemen oradan bilsin. Bu elimin ucu bucağı çok. Bir tarafını tutuyorsun bir tarafı kalıyor. O tarafı tutuyorsun o tarafı kalıyor. Ravilerin ehvalini, tecrübe hali bak biz burada hiç zikretmiyoruz. Halbuki bu ravilerin her birisinin tecrübe hali var. Ravi en filan en filan diyoruz. Ama kim bu?
onun uzun uza diye tercüme hali var. Ulema onları da yazmış. Onları da bilmek lazım. İşte bak burada mesela Hazreti Ali'nin oğlu Ömer, onun oğlu Muhammed. Bu silsileyi iyi bilen adam olsa derhal bilir. Bunun anası kimmiş, hangi kabiledenmiş ve bundan daha başka Hazreti Ali'nin kaç oğlu var? Çünkü Hazreti Ali'nin 10-15 tane oğlu var. Evet. O da başka. Elmi ensabi bilen adamlar da başka. Biz burada yalnız hüküm itibariyle bu tercüme-i hallara girsek uzun. Sonra onun bizde bir faydası da az yani. Onun da faydası var da. Onlar az. Fakat hüküm üzerinde en çok duruyoruz. Namaz kılanın önünden kel, himar yahut da kadın geçerse namaz bozulur mu bozulmaz mı? Bunun üzerinde duruyoruz. Şimdi etrafına düşecek olursaksa bizim 10 günde okuduğumuz dersi o vakitte 2 ayda da okuyamayız. Teker teker onu oku, onu söyle, onu söyle vakit geçer. O vakitte yok ya. Evet. Şimdi onu zikreyledi. Evet. Velem yüzcera velem yüekhira. Delil ne dedi? Diyor ki Hazreti Fadıl, biz Peygamber Efendimiz bizi ziyarete geldi, namaz kıldırdı, köpekle merkep ön tarafındaydı. Peygamber Efendimiz ne onları zecil etti, sağa sola sevk etti, ne de arka tarafa aldı, namaz kıldı. Öyleyse bunlar namaza zarar vermezler. Haddesene ibn-i Merzut'un, kâle haddesene Muaz'u ibn-i Fudale, kâle haddesene Yahya ibn-i Eyyub, en Muhammed ibn-i Ömer ibn-i Ali ibn-i Ebi Talib, radıyallahu anh'ın fezekere bi'sina di nehbehu. Eynen. Bu hadisi şerifi başka bir senetle zikreyledi. Haddesena Muhammed ibn Humeyd, kâle haddesena Abdullah ibn Salih, kâle haddeseniye Leysu an Yahya ibn Eyyub, ha ve haddesena Muhammedun, kâle haddesena ibn Ebi Meryem, kâle akberena Yahya ibn Eyyub, kâle Abdullah ibn Salih, fi hadisi an Muhammed ibn Umar. وقال ابن أبي مريم في حديثه قال حدثني محمد بن عمر ثم ذكر بإسناده مثله evet محمد بن عمر 3 tarikle 3 senetle getirdi ondan sonra diyor ki محمد بن عمر da aynen bu hadisi şerifi zikreyledi غير أنه قال yalnız şu kadar dedi ki زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا Hazreti Peygamber Efendimiz Emmucesi Abbas'ı ziyaret eyledi. O arada köpek inen merkep vardı. Kıbla tarafındaydılar. Namaz kıldı. Onları da oradan kovmadı. Fakat vafaka hadel hadis. İşte bu hadis muvafık oldu. Hadise Suheyb'in Ubeydillah. Suheyb'in Ubeydullah'ın rivayet eylemiş oldukları hadise. Kimden rivayet eylemiş oldukları? Ali bin Abbas'ın radıyallahu anh'ın Hazreti Abbas'tan rivayet eylemiş oldukları hadise muvafık oldu. Ellezeyn evet öyle rivayet ki kaddemna zikrehuma onların zikrini biz tekdim eyledik. Fil fasıl dedi kable haza bundan evvelki fasılda. Peki öyleyse şimdi merkebin meselesi halloldu. Namazı kesen 6 şey var idi değil mi? 6 şeyden merkebin hükmünü beyan ettik ki merkep namazı bozmazmış. Evet bozulur diyen hadisler mensuh olmuş. Sıra köpeğe geldi. Sümme racana ila hükmü mürûril kelbi. Sonra kelbin geçmesinin hükmüne rücu ettik. Beyne yedeyil musalli namaz kılanın önünde. Keyfe ve bu nasıldır? Ve hel yektarus salate emla namazı bozar mı bozmaz mı? Fekâne oldu. Ahada men revâ anhu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu yekta'u salâh. Namazı keser diyen ravilerin birisi oldu. Kim? İbn-i Abbas radıyallahu anh. Abdullah bin Abbas oldu. O değil mi? Yani başkaları da rivayet ediyor ya. Abdullah bin Abbas 6 şeyi zikretti. Namazı bozar diye. Evet. O İşte o namazı köpeğin ümmürüri namazı bozar diyen eshabın arasından birisi de kim? Abdullah ibn Abbas. Halbuki diyor قَدْ رَوَيْنَا ذَٰلِكَ عَنْهُ فِي اَوَّلَ هَذَا الْبَابِ Bu babın evvelinde Abdullah ibn Abbas'tan bunu rivayet eyledik keser diye. Namazı bozar diye. سُنَّ قَدْ رَوَيْنَا Sonra yine rivayet eyledik. فِي حَدِيسِ الْفَضْلِ Fadl'ın hadisinde
اَلَّذ۪ي قَدْ زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz yukarıdaki hadiste مَا اُلْ بِشَيْ zikrettik ki قَدْ خَالَفَهُ ona muhalif oldu. Niye? Yukarıda Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde köpek insanın önünden geçerse namazı bozar. Halbuki Hazreti Fadıl diyor ki, Fadıl ibn Abbas, Peygamber Efendimiz geldi, namaz kıldı, önünde merkep ve köpek var idi. Köpek, küleybetün. Küleybe yani küçük bir köpek. İşte bu hadiste geçiyor ki, merkep bozmadığı gibi kelp de bozmuyor. Evet. ثُمَّ رَوَيْنَا عَنِ اِبْنَ اَبَّاسٍ sonra Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledik radıyallahu anh'a. Ba'd ondan sonra min kavlihi kendi sözünden ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra hadisi ekrimete anhu Hazreti Ekrime'nin kendisinden rivayet etmiş olduğu hadiste ki اَنَّ الْكَلْبَ لَا يَفْتَعُ الصَّلَاةِ kelp mürur ederse namazı bozmaz. Bunu da rivayet eyledik. فَدَلَّ ذَٰلِكْ bu delalet etti neye? عَلَى سُبُوتِ نَسْخِ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ Abdullah ibn Abbas'ın indinde nesk'ın sübutuna delalet etti. Abdullah ibn Abbas evvel bozar diye rivayet eyledi. Sonradan da bozmaz diye rivayet eyledi. Demek evvelce İslamiyet'in iktidasında bozulurmuş, sonradan nesk edilmiş, bozulmaz olmuş, nesk edilmiş. Bundan bu sabit oldu. وَعَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ الْفَضْلِ şu da şunun sübutuna da delalet etti ki Hazreti Fadl'ın rivayeti. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayeti. Ennehu fassala o tafsil etti. Beynel kelbil esvedi siyah köpek ile min gayrihi gayrisinden minel kilab. Siyah köpeği ayırdı. Diğer köpeklerden. Evet. Fecealel esved siyah köpeci kıldı, yakta'u salata namazı bozar. Ve ceala kıldı, masivahu masivasini bi hilafi zalik. Bunun hilafına, yani bozmaz. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz su'ile en zalik. Bundan da sual edildi. Yani köpek niçin bozuyor? Siyah köpek. Diğer köpekler bozmuyor da siyah köpek bozuyor. Hazreti Ebu Zer sordu ya, hadis ondan, birinci hadis ondan rivayet edilmişti. Ya Resulullah siyah köpek namazı bozuyor da kırmızı beyaz köpek niye bozmuyor diye sual edildi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el esvedü şeytan. Siyah köpek şeytandır da onun için bozuyor. Bu da rivayet edildi. Bundan ne mana çıkıyor? Fedelle zalik. Bu delalet etti. Ala ennel ma'nellezi şol bir manaya ki vecebe vacib oldu lehu o mana için. قَتْعُهُ namazı kesmek vacip oldu. اِنَّمَا هُوَ o mana nedir? لَاَنَّهُ شَيْطَانُ şeytandır da onun için. Başka bir şey değil. Yani siyah köpek ile beyaz köpeğin bir farkı yok. Ne farkı varmış? Siyah köpek şeytanmış da onun için. Köpek olduğundan dolayı değil. Ya şeytan olduğundan dolayı namazı kesiyormuş. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَ öyleyse biz murad ettik ki nazar edelim. Hel arede zalike şeyin. Bu siyah köpek namazı bozuyor diye hadiste var. Buna muariz olan başka bir hadis var mı? Muhalif olan bir hadis var mı yok mu? Buna bakalım. Feizen Yunus'u baktık ki Yunus kad haddesena bize rivayet ediyor. Kale ahbarana ibn Vehbi enne maliken ahbarahu an Zeyd ibn Eslem en Abdirrahman ibn Ebi Sa'idin el-Hudri en Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فمس قال buyurdular إذا كان أحدكم يصلي sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فلا يدعن bırakmasın أحدا hiçbir kimseyi bırakmasın يمر بين يديه önünden yürür olduğunu bırakmasın bir kimse önünden geçerse bırakmasın وليدرأه وندفسن وهديه onu ötür yapın. وَلْيَدْرَهُ onu def etsin. مَسْتَطَى gücünü yettiği kadar önünden geçen adamı def etsin. فَيْنْ اَبَى وَتَكَى adam iba ederse illa ben geçeceğim derse o vakitte فَلْيُقَاتِلْهُ onunla dövüşsün. Yukatele, mukatele etmek
Yani dövüşmek, ama nasıl dövüşmek? Öldürürcesine dövüşmeye mukatele derler. Yani sonu belki ölüme geçse bile dövüşür. Fe innemâ huve şeytan. Çünkü namazın önünden geçen adam şeytandır. Sedekep değil, insan bile geçerse ha, o adam şeytandır, senin namazını bozmak istiyor. Sen onu men et. Eğer men etmezse onunla dövüş. فَاَرَدْنَا اَنْ نَنْزُرَ هَلْعَارَدَ ذَٰلِكَ شَيْءٍ. Burada kalmadık mı? Şimdi dünkü okuduğumuz hadisi şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz sizin önünüzden kim geçerse o şeytandır, siz onu men edin. Şayet dinlemez de geçecek olursa onunla dövüşün dedi ya. Diyor ki bu delalet etti ki namazın önünden geçen adam namazı dikkat ediyor, namazı bozuyor. Bu şeytandır. Bu acaba bu manaya mı? Evet. Diyor ki sonra buna muariz bir şey var mı? Peki namaz kılıyoruz. Adam önümüzden geçiyor. Namazı bırakalım da adamına vuruşalım, dövüşelim. Namaz nerede kalacak? Namaz gider. Tabii sen onu itileyeceksen, o da onu itileyecek, o onu itileyecek. Namaz gidecek arada. Eğer bu hadisi şerif neshedilmemişse bilhassa bu harem-i şerifte durmadan önünden geçenler var. Sen öyleyse hiç namaz kılamazsın. Onun için arayacağız. Acaba bu hadisi şerif neshedilmiş mi, edilmemiş mi? Buna muarid başka bir hadis var mı, yok mu? Diyor ki fe'aretle biz murad ettik ki ennen zura, nazar edelim bakalım. Hel arede da zalike, bu hadisi şerife muariz oldu mu? Şeyun bir şey, yani başka bir hadis. Feizen Yunus'u, baktık ki Yunus kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale akhbarana ibn Vehbin enne maliken akhbarahu. İbn-i Vehb rivayet eylemiş Yunus'a, o da ona da İmam-ı Malik. An Zeyd ibn Aslam, an Abdurrahman ibn Ebi Sa'id. El-Hudri radıyallahu anh. İmam-ı Malik Zeyd ibn Eslem'den rivayet ediyor. O da Ebu Said'in el-Hudri'nin oğlu Abdurrahman'dan rivayet ediyor. Abdurrahman da kimden? Hani Ebi Said'in el-Hudri radıyallahu anh, babası Ebu Said'den. Rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdu. İza kana ahadukum yusalli. Sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فَلَا يَدَعَنَّ bırakmasın. اَحَدًا hiçbir kimseyi. Ne olduğu halde? يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ önünden geçer olduğu halde bir kimseyi bırakmasın. وَلْيَدْرَاهُ وَنِ دَفْعِسِنْ مَسْتَطَاعَ gücünü yettiği kadar onu defesin. فَيْنْ اَبَا o adam itiraz ederse, illa geçeceğim derse فَلْيُقَاتِلُهُ onunla dövüştün. فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانِ çünkü adam şeytandır. Şimdi bu hadis-i şerifi bulduk. İkinci, حَدَّسَنَا ابْنُ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ زَفَرْ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَ اَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلَالِ اَنْ اَب۪ي صَالِحِ اَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اَنْ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ. Yine bu hadis-i şerifin aynını İbn Ebi Davud rivayetiyle de Ebu Said'in Hudri'den. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد جميعا. عطاء بن يسار'dan rivayeti, صفوان بن سليم عطاء بن يسار'dan bir, زيد بن أسلم'dan, o da عبد الرحمن بن أبي سعيد'den ikisi, yani ikisi de Abdurrahman ibn Ebi Sa'id'den rivayet eylediler. O da kimden? En Ebi Sa'id. Babası Ebi Sa'id'in Hudri'den. Radıyallahu anh. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Mislehu okuduğumuz hadisi şerifin aynını. Yani önünden geçecek adamı men et. Eğer o adam itiraz eder, iba eder, durmaz da illa geçecek olursa onunla dövüş. Çünkü o adam şeytandır. Niçin gelip senin namazını ifsad ediyor? Fefi hadel hadis, bu hadisi şerifte vurucudur. Enne külle marrin, her bir geçen adam
beyne yedeyil musalli, namaz kılanın önünden geçen her bir adam şeytanın şeytandır. Ve kad sevva, Resulullah Efendimiz müsavi kıldı. Fî hâdâ, şeytan olmada beyne beni Adem ve beynül kelbil esved, Adem oğlu ile siyah kelbin arasını müsavi kıldı. Yukarıdaki hadis-i şeriflerde geçti. Namaz kılarken kadın, merkep, siyah kelp geçerse şeytandır, namazı bozar. Burada beni Adem'i de Peygamber Efendimiz zikretti. Öyleyse namazın, namaz kılanın önünden geçmekte ister beni Adem olsun, ister siyah kelp olsun, İkisini müsavi kıldı. Yani ikisi de şeytandır diye buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ne vakitte müsavi kıldı beni Adem'le kelbe esved arasını? اِذَا مَرُّ بَيْنَ يَدَيْنُ مُسَلِّ, namaz kılanın önünde mürur ederlerse. وَقَدْ رَوَوْ, rivayet eylediler. مِسْلَ ذَلِكْ, bunun aynını eyda, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledikleri gibi. Ali bin Ömer'e radıyallahu anhuma, yukarıda bu Seyyidin'in Hudri tarikiyle Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler. Fakat yine buna benzer hadisi şerifi Abdullah ibn Ömer'den, o da anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Yani bir tarik değil, iki tarik oldu. Peygamber Efendimiz'den Ebu Seyyidin Kudri bunu rivayet eylediği gibi Eshab'dan başka birisi de, kim? Abdullah ibn Ömer de rivayet eyledi. Abdullah ibn Ömer'in rivayet eylemiş olduğu hadisin senedi. Haddesena Ahmed ibn Davud, قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر ذن رواية إليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنمز قال buyurdular, إذا كان أحدكم يصلي, sizden biriniz namaz kıldığı vakitte, فلا يدعن, bırakmasın, أحدا, hiçbir kimseyi, ne olduğu halde bırakmasın, yemurru beyne yedeyhi, önünden geçer olduğu halde olursa bırakmasın, önünden geçmesin. Fe'in eba, iba ederse, illa geçeceğim derse, fel yukatilhu, onunla mukatele etsin, dögürsün. Fe'inne me'ahu, çünkü onunla beraber olucudur, el karine, karin olucudur. O karin de nedir? Şeytanın, şeytandır. Ha, innenin ismi hangisi? El-Karine. Me'u haberi tekaddüm etmiş. Şeytan mübtedai mehsufa haber oluyor. Fe innel karine karim me'ahu, onunla beraber olucudur. Fakat me'ahu zarf olduğundan tekaddüm etti. Fe inne me'ah, onunla beraber olucudur. El-Karine karim. Karim nedir? Şeytan. Huva şeytanı, şeytandır. Her adamın şeytanlardan bir karini vardır. O adamdan hiç ayrılmaz. Hatta bir rivayette kabre kadar gider. Bir adamın bütün sırrına vakıftır. İşte bu karin, bu adam geçerken, namaz kılanın önünden geçerken o karinle beraber geçiyor. Ve karin ise şeytandır. Demek ki insanın kendisi şeytan değil, insan geçerken o karinle beraber geçiyor, şeytan geçiyor işte. Bu hadisi şerif onu izah etti. Şimdi yukarıki hadis-i şerifte bu yok. İnsan geçerse o insanın kendisi şeytandır manası çıktı. Fakat bunda izahat var ki o adam ile beraber garin olucudur, garin ise şeytandır. Şeytan ise zaten insanın namazını bozmaya çalışır. Bir hadis-i şerifte var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki herkesin şeytanlardan onun gerini vardır. Yani mukarin, hiç ayrılmaz, onunla beraber gezer, dolaşır, yatakta, uyanıkta, her halde dandır mukarinler. Bunlardan iki tanesi Müslümanmış, Peygamber Efendimiz buyuruyor. Birisi bana musallat olan şeytan, Peygamber Efendimiz'de de bir gerin var. Bu benim gerinim Müslüman olmuştur, buyurmuştur ki daima sabah namazında uyku eğer alada çalarsa beni uyandırır. Bir de iblisin torunlarından birisi Müslüman olmuştur. Yani iblisin evladından
hadiste varid olan iki tane Müslüman olmuştur. Birisi İblis'in kendi torunlarından, birisi de Hazreti Peygamber Efendimiz'e musallat olan garip. Ötekiye, İblis'in torunlarından olanın Müslüman olmasının bekesi de şöyle oldu. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'nin haricindeyken uzaktan bir adam göründü, geliyor. Gelirken Peygamber Efendimiz baktı, dedi ki şu gelen adamın yürüyüşü şeytanların yürüyüşüne benziyor. Cinnilerin yürüyüşüne, yani Beni Adem'in yürüyüşüne benzemiyor. Bir de geldi, geldi Resulullah Efendimiz'e selam verdi, aleykümselam. Sen kimsin? Dedi, ben İblis'in torunuyum dedi, oğlunun oğluyum. Dedi ki, sen yaşın ne kadar? Kabil, Habil vek'esinde ben dağlarda insanları ifsad ediyordum, vezife muydu. Ta o zaman da Hazreti Adem'in zamanında var imiş işte, yaşını söylüyor. Kabil, Habil öldürürken, benim vezifem dağlardaki adamları ifsad etmekti. Peygamber Efendimiz buydu ki, ne kötü vezifem varmış. Ya Resulallah dedi, fakat ben şimdi Müslümanım dedi. Ve bütün peygamberlerin selamını sana getirdim dedi. Her bir peygambere iman ettim ve onların selamını da sana getirdim işte. İblis'in evladında Müslüman olan bir o, bir de Peygamber Efendimiz'in garibi. Evet. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَمَعْنَا هَذَا İşte bu hadisin manası. مَعْنَا حَدِيثِ اَبِي سَعِيدٍ Bir de Ebu Said'in Hudri'den rivayet edilen hadisin manası sevabı müsavidir. İkisinde de namazı filanın önünden geçen adamı men edecek, men etmese onunla dövüşecek. Çünkü şeytandır. Ve enne ibn-i Adem, ibn-i Adem fî mürûrihi yürümesinde beyne yedi ehîhil musalli. Namaz kılan kardeşinin önünden yürümesi nedir? Mürûrun bi karînihi eydâ. Ona musallat olan şeytanın da yürümesidir. O kendi geçerken onun garini olan şeytan da geçiyor. Beyne yedeyi o namaz kılanın önünden. Vahva şeytanın, o garin ise şeytandır. Öyleyse gerek Ebu Said'in Hudri'den ve gerek de Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen hadislerin ikisinin manası da bir. Sünnetet hücmiya, sonra icma olundu ki alâ enne mürûre beni Adem. Beni Adem'in, Adem oğullarının yürümesi, geçmesi, bazıhum bi ba'di, bazısı bazısının önünden geçmesi, fi salatin, namazlarında la yekta'uha, namazı bozmuş, bunda da icma var. Nasıl icma var işte bu hadisi şerifte diyor ki bırakma, çünkü şeytandır. Ama başka hadisler var ve ulema bunda ittifak ediyorlar ki bir adam öteki adamın önünden geçerse namazı bozulmaz. Başka deliller olduğundan her iki tarafın fukahası da icma etmişler ki bu caiz. Öyleyse madem caizdir, insan diğer bir adamın önünden geçerse onun namazı bozulmazsa. Evet. قَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ Bu icma neden oldu diyor. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi ki İnsanın bir Beni Adem'den birisinin başkasının önünden geçmesi namazını bozmaz. Peygamber Efendimiz'den rivayet olunca bir senetle değil, birçok senetlerle. Min gayri veçin dediği yani bir senet değil, birçok senetlerle. O senetlerden birisi haddesena Yunus'u, kâle haddesena Süfyan'u, en kesir ibni kesir, en ba'd ehlihi ennehu semi'al muttalib, yekûlu ra'eytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yusallim. Kesir ibn-i Kesir kendi cemaatinden bazılarından rivayet ediyor ki diyor ben Muttalib'i işittim. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i namaz kılar gördüm. Mimma yeli bâbe beni sehmin. Mekke-i Mükerreme'de beni sehmin kapısı tarafında. Şimdiki metaf yeri var ya o metaf yeri Mekam-ı İbrahim'e kadar idi. O sonradan genişlettiler. Mekam-ı İbrahim'in gerisinden şöyle dairenli kadar bir yüksekçe, dört parmak kadar yüksekçe bir saf alacak kadar bir yer vardı ki orayı Hazreti Ömer radıyallahu anh cebren almış, büyütmüştü. Hazreti Ömer'in zamanından evvel hep evler o metafın etrafındaydı. Herkesin evi.
Yani sevap edilecek yer gayet az bir yerdir. Deniz Sehem'dir. Kapısı tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılarmış. İnsanlar da önünden geçerlermiş. İşte Muttalip bunu rivayet ediyor. Diyor ki Babi Deniz Sehem bir şey tarafında, Nakam ile Zemzem tarafında oluyor Deniz Sehem'in kapısı. O tarafta namaz kılardı. Onun önünden de geçerdiler. وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ Cemaat nasıl önünden yürürdüler. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٍ Kendisiyle kıble arasında da sütre yoktu. Sütre koymuş değildi, hiçbir şey yoktu. Tavaf edenler oradan geçiyor. Resulullah Efendimiz'in önünden geçiyorlar. Namazı ifsad etse Peygamber Efendimiz orada namaz kılmazdı. Delilin birisi bu. İnsanların oradan namaz kılarken önünden geçmesi bozmuyor. Ama şimdi ona da der ki, bu metafa mahsustur, tevaf edenlere mahsustur. Tevaf edenler mecburi tevaf edecek. Sen de orada namaz kılıyorsun, senin önünden mecburi geçecek. Ha ona diyor ki, eğer insanın geçmesi namazı bozacak olsaydı Resulullah Efendimiz orada namaz kılmazdı. Önüne bir sütre koydu yahut da başka yerde kılardı. Demek ki insanın geçmesi zarar veriyor. Bu bir. İster tavaf olsun, ister olmasın. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar, kâle haddesena Süfyan, kâle semihatü ibn Cüreyf, yuhaddisu an Kesir ibn Kesir, an ebihi, an ceddihil Muttalib ibn Ebi Veda'a. Yine rivayet Kesir ibn Kesir'den, o da babasından, o da dedesi Muttalib ibn Ebi Veda'dan. Fezekere mislehu bu hadisi şerifin aynını zikretti, غَيْرَ أَنَّهُ قَالْ Şu kadar var ki dedi ki لَيْسَ بَيْنِهُ وَبَيْنَ تَوَافِ تَوَافِ سُفْرَةٍ Onunla tavaf arasında süfre yoktu. Yani kıble ile yukarı kendi içerisinde kendisiyle kıble arasında bir şey yoktu. Yani süfre yoktu. Bunda da kıble deniyor da tavaf ile yani tavaf edenlerle Resulullah Efendimiz'in arasında süfre yoktu. Önünden tavaf edenler geçerdi. Mana bir. قال سفيان فحدثنا كثير بن كثير بعدما سمعته من جريج سفيان diyor ki ben Kesir ibn Kesir'den işittim diyor evvela İbn Cüreyş'ten hadis işittim sonra da bu Kesir ibn Kesir'den işittim قال أخبرني بعض أهلي benim cemaatimin bazısı bana haber verdiler. وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي Fakat babamdan işitmedim. Yani kendi akraba teallukatından başka birisinden işitmiş. Bu rivayette o kadar fark var. Yukarıki rivayete diyor babamdan. Bunda da diyor ki hayır babasından değil de başka bir akrabasından işitmiş. حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانْ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامْ يُرَاهُ عَنِ ابْنَ عَمِّ الْمُطَّلِبِ Yezid ibn Harun diyor ki bana Hişam haber verdi. Durahu ben zannederim ki Ani ibn Ammil Muttalib ibn Ebi Veda. Muttalib ibn Ebi Veda'nın emucesinin oğlundan rivayet eylemiş. Öyle zannediyorum. En Kesir ibn Kesir ibn Muttalib ibn Ebi Veda an Ebi an Ciddi an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizalikken aynı bu hadisi şerifi bu senetle de rivayet ediyor. Haddesene Ebu Bişr Rıkkiyyü رقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن مسلم بن سبيح عن مسروق أنه قال إمام مسروق رواية ديولر قال تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها هزة عائشة yanında صحابي كرام مذاكرة ettiler ney ما bir şey ki يقطع الصلاة namazı kesen şey Nedir? İnsan namaz kılarken önünden geçerse namazı iptal eder. Bunu müzakere ettiler. فَقَالُوا dediler ki يَكْتَعُ الصَّلَاةَ namazı iptal eder. الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ Kelb. Yukarıda geçtiği hangi kelb? Kelb-i esved. Evet. Merkep. Onun esvedi mesvedi yok. Merkebin eşedin hangisi olursa olsun. Bir de kadın. Bu üçü namaz kılanın önünden geçti mi namazı ifsad eder dediler. Hazreti Ayşe'nin indinde yani onun yanında bunu konuştular. Fekale Hazreti Ayşe bunu duyunca darıldı Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe fekale Ayşe radıyallahu anh Hazreti Ayşe buyurdular ki
لَقَدْ عَدَلْتُمُونَا Siz bizi müsavi kıldınız. بِالْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ Yani biz kadınları kertlere muadil kıldınız. Eşeklere muadil kıldınız. Kadınları kert gibi, eşek gibi saydınız. Hazreti Ayşe bundan darıldı. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Halbuki Peygamber Efendimiz yusalli namaz kılardı. اِلَى وَسْتِ السَّرِيرِ Yattığımız karyolanın ortasına doğru namaz kılardı. Serir, yani yukarıdan olan bir şeye serir derler. Evet. Tam yani sağında değil, solunda değil. O kıble tarafında o serir, Peygamber Efendimiz de geride tam onun ortasına doğru namaz kılardı. Ve ene aleyhi muzdaca. Ben de onda yatardım. Ben yatıyorum, Resulullah Efendimiz de ben kıble tarafında yatıyorum, namaz kılıyordu. Hem de tam orta kısmına doğru. Ve seriru beynehu ve beynel kıble. İşte o serir de Peygamber Efendimizle kıble arasındaydı yani. Serir arkada, Peygamber Efendimiz kıble tarafında değil. Mesela kıble bu tarafa, Peygamber Efendimiz burada namaz kılıyor, serir de önünde. Evet. Fetebdûli bana zahir olurdu. El hâcetü hâcet. Bir iş zuhur ederdi. Feekrehu ben kerih görürdüm. Ben eclise beyne yedeydi. Kalkayım da oturayım Resulullah Efendimiz'in önünde bunu kerih görürdüm. Şimdi kalk da birdenbire otursa Resulullah Efendimiz'in önünde oturmuş olacak. Bunu hoşlanmazdım ki feûzihi ben Resulullah Efendimiz'e kalkar otururum da eziyet olur. Bunu hoşlanmazdım. Feenseddu ben sıyrılırdım. Min gıbeli ricleyhi o seririn ayak tarafında insilalen sıyrılmakla. Yani ayak tarafından yavaş 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 öyle sıyrılır, oradan çıkardım. Şimdi bu neye delalet etti? Kadının geçmesi değil, kadının olması hiç zarar vermemiş. Resulullah Efendimiz namaz geliyor Hazreti Ayşe'de önünde. Eğer kadının geçmesi olması zarar verseydi Resulullah Efendimiz namaz kılar mı? Kılmazdı. Ya ne yapardı? Ya bir tarafta kılardı ya Hazreti Ayşe'yi kaldırırdı orada. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب وبشير بن عمر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أسود حضرت عائشة رواية ديور قالت حضرت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رسول أكرم Efendimiz namaz kılardı ve ana beynehu ve beynel kıble. Ben de Resulullah Efendimiz ile kıble arasında bulunurdum. İza arat ve ana ekume. Ayağa kalkmak murad ettiğim vakitte kerih ve ana ekume beyni yedirdi. Resulullah'ın önünde ayağa kalkmayı hoşlanmazdım. Fe ensellu insilalen. Şöyle süzülür ayak tarafından ondan sonra ayağa kalkardım. Sıyrılmak yap. Yavaş 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 böyle ayağa kalkmadan sürünerek ayak tarafına gider. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in önünü tecavüz ettikten sonra artık ayağa kalkardı. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Abdullah ibn Müslime kâle haddesena Malikun an Abin Nasr ve haddesena Yunus kâle akhbarana ibn Vehbi ve eşhedü an Malik an Abin Nasr عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة buyuruyorlar ki ben ayağımı Resulullah Efendimizin kıble tarafına uzatırdım وهو يصلي halbuki o namaz kılıyordu o namaz kılarken ben ayağımı onun kıble tarafına uzatırdım فإذا سجد secde ettiği vakitte غمزني benim ayağımı dürterdi فَرَتَعْتُهُمَّ O vakit ayaklarımı çekerdim. Kaldırırdım yani. Evvela uzatırdım. Nasıl secdeye gideceği vakitte secdeye gideceği yer yok. Ayaklarına olduğu yere secde dedi. Resulullah Efendimiz ayaklarını dürttüğü gibi ayaklarını Hazreti Ayşe çekermiş. فَاِذَا قَامَ مَدَتْتُهُمَّ Resulullah Efendimiz secdeden kalktım gene ayaklarımı uzatırdım. Çünkü Resulullah Efendimiz uzun boylu okuyordu. Onun için Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yatıyor, ayaklarını uzatmış. Şimdi bu hadisi şerifin anlaşılıyor ki, kadının
Hazreti Ayşe'nin ayaklarının bulunduğu yer neresi? Resulullah Efendimiz'in secdeyi sikiliyor. Eğer namaz caiz olmasa Resulullah Efendimiz orada namaz kılmaz diyor. Haddesena Muhammed ibn-i Hüzeyme kâle haddesena Abdullah ibn-i Raca kâle akberena Zâidetü an Muhammed ibn-i Amrin an Ebi Selemete kâle akberetni Âişetü radıyallahu anh. Ebu Seleme diyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bana haber verdi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli. Peygamber Efendimiz namaz kılardı. Vahye mu'taridetun emamehu fil kıble. Kendisi de kıble tarafında, Resulullah Efendimiz'in ön tarafında arzına, enine yatmış bulunurdu. Feizâ erâde en yûtire. Peygamber Efendimiz vitri kılmak murad ettiği vakıtta غَمَزَهَا بِرِجْلِهِ Hazreti Aişe'ye ayağıyla dürterdi. فَقَالَ buyururdu ki تَنَحْهِ çekil bir tarafa ki ben dikri kılayım. Evet. Yukarıda secdelerde Hazreti Aişe'ye dürtermiş. Ki o da ayaklarını kaldırsın ki secdeyle. Bu hadis-i şerifte de vitir kıldığı vakıtta artık vitre geldiği vakıtta çekil bir tarafa da dikri kılayım buyururdu. O zaman fazlada caiz değil. Hı? Nafileleri de yapıyordu o zaman. Nasıl farz, farzı nafilesi yok ki namazın. Kadın namazı bozduktan sonra farzı da bozar, nafileyi de bozar. E şimdi nafileyi bozmazsa farzı da bozmaz. Farzı nafilesi yok ki. Mesela kadın mutlak olarak namaz kılanın önünde bulunursa namazı fasit olur mu olmaz mı? Yukarıki okuduğumuz hadis-i şeriflerde geçerse bozulur diyor. Fakat bu kadar hadis-i şerif var. Bunlar da bozmuyor. Bunlardan öteki taraf, her iki tarafta istidlali diyor ki evet, kadının kıble tarafında bulunması namazı ifsad etmez. Ama köpek hakkında hadis-i şerifleri okuduk. Merkep hakkında da okuduk. Kadın hakkında da işte bugün okuyoruz. Okuduğumuz hadis-i şerifte her kim olursa olsun namaz kılanın önünden geçti mi o şeytandır, namazı bozar. Demedi mi? Şimdi ona cevap veriyor ki bak bu kadar hadisi şerif var. Erkek de değil. Hatta kadın Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'in kıble tarafında yatmış uzanmış. Peygamber Efendimiz ona doğru namaz geliyor. Caiz olmuş. İşte bu nedir? Cevabına delalet ediyor. Evet. Haddesena İbrahim ibn Muhammed ibn Yunus el-Basri. قال حدثنا المقري قال حدثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافتي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz geceliğin tesbih ederdi, yani namaz kılardı. Ve Aişe radıyallahu anha mu'taridatun beynehu ve beyne kıble. Hazreti Ayşe de Peygamber Efendimiz de kıble tarafında yenine yatmış bulunurdu. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus kâle haddesena Abdullah ibn Ümeyr an Hişam ibn Urve an ebihi an Âişe radıyallahu anha kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallî minelleyl. Yine Hazreti Âişe'den Hişam ibn Urve rivayet ediyor ki o da Hazreti Urve'den, Hazreti Urve Hazreti Âişe'den geçirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minelleyl, geceliğin namaz kılardı. Ve ene mu'taridetun beynehu ve beynel kıble. Ben de Resulullah Efendimizle kıble arasında arzına yatmış bulunurdum. Alel firâşillezî şur bir döşekte ki yerkudu aleyhi huve ve ehluhu. Peygamber Efendimiz kendisi ve ailesi yatmış oldukları döşekte ben yatmış bulunurdum. Yani başka bir yatakta da değil, beraber yatmış oldukları döşekte. فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ Vitri kılmak murad ettiği vakıtta اَيْقَظَنِي beni uyandırırdı فَاُوْتِرُ ben de vitri kılardım. Yani teheccüd kıldığı müddetçe Hazreti Ayşe yatıyor, Peygamber Efendimiz teheccüdü kılıyor. Artık Peygamber Efendimiz teheccüdü bitirdikten sonra Hazreti Ayşe'yi uyandırırdı ki kalk sen de vitri kıl. Bundan anlaşılan gene hangi mesele anlaşılıyor? Peygamber Efendimiz namaz kılıyor, Hazreti Ayşe önünde zararı yok diyor. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Ebu Asim, Ali ibn-i Cüreyd kâle, ahbereni atâun en urveten Ayşe'te ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem
kâne yusallî ve yemme otaridetin beyni yedi. Yukarı kedisleri neymiş? Peygamber Efendimiz namaz kılarken Hazreti Aişe kıble tarafında yatarmış. Haddesene ibn-i Merzûkîn, kâle haddesene Affân, kâle haddesene Vuheybin, kâle haddesene Khalidun, an Ebi Kilâbe, an Zeydin, an Zeydin binti Ebi Seleme. An Zeynep olacak o. An Zeynep binti, tutmamış şeyimler. An Zeynep binti Ebi Seleme, an Ümmü Seleme'de radıyallahu anh. Ezvâci mütahharattan Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet ediyor kendi kızı Zeynep. Kâlet, Hazreti Ümmü Seleme buyurdular ki kâne yufraşûlî, benim için döşek serilirdi. Hiyâle musallâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığı yerin ön tarafına. Kâne yusallî ve innî hiyâle. Peygamber Efendimiz gece kalkar, teheccüd kılardı, namaz kılardı. Ben de onun önünde olurdum. Hazreti Aişe'den peki rivayet geldi, bak Ümmü Seleme'den de geldi. Yani Sede Hazreti Aişe'de olmamış. Ümmü Seleme radıyallahu anha da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kıldığı vakitte kıble tarafında bulunurmuş, yatarmış. Haddesena Salihun, kâle haddesena Sa'idun, kâle haddesena Hüseymin, kâle akberene Şeybaniyü en Abdillah ibn Şeddad, kâle haddesetni hâleti Meymûnetu bintül Haris. Hazreti Meymune de Ezvaç Mütahharat'tan birisi. Ondan rivayet ediyor ki kâlet buyurdular. Kâne firâşi, benim döşeğim olurdu. Hiyâle musallâ Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığının karşısında, tam kıble tarafında. فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ, çok kere elbisesi vakı olurdu aleyye, benim üzerime. وَهُوَ يُسَلِّ, halbuki o namaz kılıyor. Namaz kıldığı vakitte elbisesi Hazreti Meymune'nin üzerine gelirmiş. Şimdi Ezvac-ı Mütahharat'tan üçü de rivayet ediyorlar ki Resulullah Efendimiz teheccüd kıldıkları vakitte bunlar Resulullah Efendimizle kıble tarafında yenine yatmış bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz de namaz kılmış. Öyleyse bunlardan çıkan hüküm, kadın kıble tarafında insanın önünde olursa namaz bozulmaz. Öyleyse öteki taraf da diyor ki bak, Beni Adem'in birisi diğerinin önünden geçmesi namazını ifsad etmez. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْاَثَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bu rivayetler tevatür etti. Yani çok geldi. بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَنِي Adem. Evet, şöyle bir şeyle geldi ki delalet eder o ki Beni Adem لَا يَكْدَعُونَ الصَّلَاةِ Namaz kılanın önünden geçerlerse namazı kesmez. Bu hadis-i şerifler buna delalet etti. وَقَدْ جُعِلَ كُلُّ مَارٍ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّ Halbuki namaz kılanın önünden geçen her bir adam kılındı. فِي حَدِيثِ بْنِ عُمَرْ وَاَب۪ي سَعِيدٍ اَنِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Şeytanın. Abdullah İbni Ömer'in ve Ebu Seyyid'in Hudri'nin yukarıda okuduğumuz iki hadisi şerifte namaz kılanın önünden geçen herkes şeytan kılındı. Öyle demedi mi? Burada da bu kadar hadisi şerifler getirdi ki bir tane, beş tane değil. Çok. Bunlar da delalet ediyor ki zarar etmez. Ve akhbara Ebu Zerrin an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine Ebu Zer'de haber verdi ki ennel kelbel esvede, siyah kelp, innemâ yekdavus salâta, namazı kat eder. Ne için? Lennehu şeytanın, şeytan olduğu için. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kadın, kelbi, esved, himar insanın önünden geçerse namazı bozar. Ebu Zer sordu ki, ya Resulallah, kelbin siyahı, kırmızısı, beyazı fark eder mi? Niçin siyahı bozuyor da kırmızısı, beyazı bozmuyor? Buyurdu ki, siyah kelp şeytandır da onun için. Ama kırmızı yahut da beyaz kelp geçerse zarar etmez. Siyah kelp geçerse bozar. Orada da öyle buyuruldu. Öyle ise şimdi biz illet arıyoruz. Buradan illet neymiş? Namazın önünden geçen adam şeytan sayılıyor. Kelbi esvet şeytan sayılıyor. Demek ki şeytanın geçmesi namazı bozuyor. Öyleyse fekânetil illetü, illet oldu. Elleti öyle illet ki leha, o illet için ceale, Peygamber Efendimiz kıldı onu,
yekta'us-salah namazı kat eder oldu. Gerek okuduğumuz hadis-i şeriflerde kelbi esvedin, kadının, merkebin yahut da bir herhangi bir adamın namaz kılan önünden geçmesinde illet neymiş? Namazı bozan şey neymiş? Şeytan olması. قَدْ جُعِلَتْ ف۪ي بَنِي آدَمَ اَيْدَى Nasıl ki kelbi esvette şeytan olduğunda namazı kesiyorsa, Beni Adem'de de o geçen adam geçiyor, onunla beraber şeytan geçiyor. O da şeytan kılındı. İlleti aradık. İllet neymiş? Şeytanın geçmesi. وَقَدْ سَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Yine Peygamber Efendimiz'den sabit oldu ki, اَنَّهُمْ لَا يَكْدَعُونَ الصَّلَاةِ Bunlar namazı kesmezler. Taarruz hasıl oldu. Onlar şeytan olduklarından namazı ifsad ederler. Şimdi okuduğumuz hadis-i şeriflerde de okuduk ki namaza zararı yok. Namazı bozmaz. Fedelle öyleyse delalet etti ki en zalik bu enne kulle marrin beyne yedeyil musalli. Namaz kılanın önünde mürur eden kim olursa olsun مِمَّا هُوَ سِوَى بَنِي آدَمٍ Beni Adem'den başka her ne şey olursa olsun كَذَٰلِكْ اَيْدَى O da Beni Adem gibi لَا يَكْرَوُ السَّلَاهُ Namazı bozmaz. Delili nereden getirdi? Bunlar şeytan olduğundan namazı bozar denildi. Evet, sonradan da birçok hadisi şerifler okuduk ki Ezvac-ı Mutahharat Peygamber Efendimiz'in önünde yatmışlar. Peygamber Efendimiz de onlara karşı namaz kılmış, namazı bozmamış. Öyleyse demek ki o evvelki hükümler nesk edilmiş. Bunlar evvelce şeytan sayılmış. İnsan şeytan olduğu gibi kelbes ve tevla bittari. Bu da şeytan olur. İnsan namaza zarar vermediği gibi öyle ötekiler de zarar vermiyor. Bu ikinci taifenin mezhebi de bu. Evet. Ve delilu ala sıhhati ma zekerna eyda. Bizim bu zikrettiğimiz şeyin sahih olduğuna delil vardır gene ki enne ibn Ömer Abdullah ibn Ömer me'a rivayetihi rivayet etmesiyle beraber ma zekerna anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den zikretti ki mürur eden adam şeytandır. Onu rivayet etmesiyle beraber kad ruviye anhu min kavlihi kendi kavlünden rivayet edilen şey vardır. Rivayet vardır. Min ba'dihi Resul-i Ekrem Efendimiz zamanından sonra ma bir şey ki haddesena Yunus. Kale haddesena Süfyan aniz Zühriye an Salim'in kale qile li ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'e denildi ki inne Abdullah ibn Ayyaş ibn Rabi'a yakul. Abdullah ibn Ayyaş buyurmuşlar ki yakta'u salate el kelbu vel himar. Kelb ve himar namazı bozar. فَقَالَ اَبْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Abdullah ibn Ömer buyurdular ki لَا يَكْتَعُ سَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٍ Müslümin namazını hiçbir şey bozamaz. Halbuki yukarı ki mürur eden adam şeytandır diye rivayet eden oydu. Burada diyor ki hiçbir şey bozmaz. Bundan ne anlaşılıyor? Evet, bu ahkeme verici varken sonradan nesvedilmiş. فَقَالَ اَبْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَا يَكْتَعُ سَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ Evet, yukarıda dedi ki bizim söylediğimiz bu hükümlerin sıhhatine delalet eden bir şey var ki bu hadisi şerifi yani kadın, siyah kel, evet insanın önünden geçerse namazı bozar diye Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi bu hadisi. Halbuki kendisi bununla amel etmedi. Resulullah'tan sonra kendisinden rivayet ediyorlar ki buyurmuş ki la yakta'u salaten müslimi şeyin. Bir adamın, bir müslimin namazını hiçbir şey bozmaz, kesmez. Köpek geçsin, kadın geçsin, başkası geçsin bozmaz. Onun da senedini zikrediyor. Diyor ki haddesena ibn Merzuqin. Kale haddesena Abdussamed an Şubete an Ubeydillah ibn Ömer en Nafi'in ve Salim'in Ali bin Ömer radıyallahu anhuma قال لا يقطع الصلاة شيء namaz hiçbir şey kesmez ve dre'u fakat siz def edin mestata'atun gücünüzün yettiği kadar önünüzden geçmeyi def edin. Yani öyle de aman lauvali olmayın. Bir kimse önünüzden geçecek olursa elinizden geldiği kadar onu def edin.
Ama geçerse namazı bozmaz. Şimdi burada sen namaz kılıyorsun. Adam gelip geçmek istiyor. Elinle işaret ediyorsun. Eğer akıllı adam ise anlıyor. Öteden gidiyor. Yok, eğer akılsız ise vurup hemen geçiyor. Şu elinden o kadar gelirsin. Namazı bozup da ondan uğraşacak değilsin. Yalnız işaret edeceksin. وَدْرَعُوا وَسْتَعْتُونَ Elinizden geldiği kadar def edin. Evvela yolun geçecek yerinde durmayacaksın. Biliyorsun ki burası yoldur. Gelip geçecekler, namaz orada durmayacaksın. Eğer yolun üzerinde durursan ise günahı sana ait olur. Geçeni değil. Çünkü mecbur adam mescidin kapısından girecek. Sen de gittin arkan duvara verdin. Yolu kıblana aldın. Ne demek? Yani gel benim önümden geç demek bu. O vakitte günaha giren geçen değilsen. Ha, mescitte de mümkün mertebe safların arasına gelip gidecek adamlara bir yol bırakacaksan biraz tenhaya çekileceksin. Yok, sen öyle tenhaya çekildin. Elinden geldiği kadar münasip bir yer buldun. Adam geldi oradan geçmek istedi, işaret vereceksin. فَهَذَا بْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn-i Ömer قَدْ قَالَ هَذَا Bunu dedi بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sonra bunu dedi. Ne dedi? Müslümanın namazını hiçbir şey bozmaz. Siz elinizden geldiği kadar def ediniz. وَقَدْ سَمِعَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz'den bunu işitti. Yani kendiliğinden mi bunu söyledi? Yok. Resulullah Efendimiz'den işittik ki Müslümanın namazını hiçbir şey bozmaz. Onun için böyle dedi. Fakat delledi. Bu delalet etti. Haza bu rivayet ala sübuti neshi ma şul bir hükmü neshinin sübutuna delalet etti ki kâne semâhu min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işitmiş olduğu evvelki hadisin neshine delalet etti. Bunu da Abdullah ibn Ömer Resulullah Efendimiz'den işitti, bunu da işitti. Namaz kılanın önünden kel, kadın geçerse, merkep geçerse namaz bozulur. Bunu işitti. Müslümanın namazın hiçbir şeyi bozmaz diye bunu da işitti. Ve ikisini de Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi. Öyleyse bu delalet ediyor ki İslamiyet'in evvelinde bozarmış. Fakat sonradan nesk edilmiş, bozmaz olmuş. Hatta sâre uldi mâ ul bi şey ki kâle bihi anında hükmetti minhâde bu meseleden ki bozmaz diye hükmetti. Evet, bu bozmaz dedi ki oldu evlâ indehû Abdullah bin Ömer'in de evlâ oldu min zâlike ötekinden bozar diye rivayet etmiş olduğu hadisten evlâ oldu. وَأَمَّا الْقِتَالُ الْمَسْكُورُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَلِمَا Ama Abdullah ibn Ömer'in hadisinde zikredilen kıtala gelince namazda önünüzden geçecek adam olursa bırakmayın. Yok illa geçeceğim derse mukatele edin. Buna gelince bu Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. وَأَبِي سَعِيدٍ اَبِي سَعِيدٍ de rivayet edildi. Evet, o kıtal da kimden? Minel musalli namaz kılandan. Kime mukatelesi? Limen bir kimseye ki erade murad etti el mürure mürure beyne yedeyi. Önünden geçmeyi murad eden kimseden kimseyle mukatele etmesi rivayet edildi. Bu kitale gelince fakat yehtemilu muhtemil olur ki en yekune zalik. Bu kital olmuş ola, übbiyehe mübah kılınmış ola fi vaktin bir vakıtta ki kânetil ef'alu ef'aller, işler oldu idi fihi namazda mübah, evet, ef'al oldu idi fihi o vakitte bir vakitte Peygamber Efendimiz o kitale emretti ki o vakitte ef'al oldu mübahaten mübah oldu idi fissalatı namazda. İslamiyet'in evvelinde vakit dedi ki o namazda bazı işler görmek, selam almak, selam vermek, bazı ihtiyaçları görmek mübah idi. İşte o vakitte kitale emrettiydi diyor. Sonra tümme nüsihe zâlik. Bu nesk edildi. Kital nesk edildi. Ne ile? Bi nesk el-ef'ali fissalâ. Namazda iş görmek nesk edildi. Bu vakitte kitalda nesk edildi. Bu ihtimali var diyor. Fâhâde veçhû hâdel bâb. İşte bu babın
veçhi tariki budur min tariki tashih meanil azar. Rivayetlerin manalarını tesih itibariyle yol budur. İşte her iki tarafın senetlerini, rivayetlerini zikretti ve nihayet neye çıkardı? Nekil itibariyle evvelki hükümler mensuh olduğu bir adamın önünden kim geçerse geçsin. Kadın geçsin, erkek geçsin, köpek geçsin, Hristiyan geçsin, Yahudi geçsin, namazı bozmaz. Yalnız keraheti var. Niçin? Peygamber Efendimiz elinizden geldiği kadar def edin diyor. O da neyle olur? İşaretiyle olur. O kadar. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ Nazar tarikiyle bunu veçi فَاِنَّا رَيْنَهُمْ Biz ulemayı gördük ki لَا يَخْتَلِفُونَ İhtilaf etmiyorlar. فِي الْكَلْبِ كَلْبِ كَلْبِ İhtilaf yok. Hangi kelbi? Yani namazın önünden geçen bir kelp namazı bozmaz. Öyle kelp ki gayr-ı lesvet. Siyah olmayan bir kelp namaz kılanın önünden geçerse namazı bozmaz. Bunda ittifak var. Var mı ihtilaf? Yalnız ihtilaf ne de? Siyah köpekte. Hatta Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah siyah köpek geçerse namaz bozuluyor da beyazının kırmızı geçerse bozulmuyor. Sebebi ne? Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki siyah kep şeytandır. E şimdi öyleyse köpek beyaz olursa kırmızı olursa bozmaz. Bozan diyen bir alim var mı? Yok. Bunda ihtilaf yok. Esvedin gayrisinde ihtilaf yok. كَأَنَّ مُرُورَهُ O siyahın gayri bir köpeğin yürümesi, geçmesi, بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُسَلِّ Namaz kılanın önünden, لَا يَكْتَعُ السَّلَاةَ Namazı bozmaz. Bunda ihtilaf yok. Her iki tarafta ittifak ediyor. Öyleyse فَاَرَدْنَا Biz murad ettik ki اَنَّنْ زُرَى Nazar edelim فِي حُكْمِ الْاَسْوَدِ Siyah köpeğin hükmüne bakalım. هَلْ هُوَ كَذَالِك O da bu. Beyaz, kırmızı köpek gibi midir? Emla değil midir? Buna nazar edeceğiz. Kıyas tarihiyle, madem köpeğin geçmesi zarar vermiyor, bunun renginin değişik olmasındaki illet ne? Beyaz olursa namazı bozmuyor, kırmızı olursa namazı bozmuyor, başka renk olursa bozmuyor da siyah olursa bozuyor. Kıyas yapacağız ki acaba siyah da başka bir illet mi var? Namazı bozacak bir illet mi var? Baktık diyor, فَرَيْنَ الْكِلَابَ كُلَّهَا Biz ketlerin hepsini gördük ki haramun, haramdır. اَكْلُ لُحُومِهَا Bunların etlerini yemek haramdır. Köpek eti, bazısı helal, bazısı haram mı? Yok. Hepsinin eti haram. مَا كَانَ مِنْهَا أَسْوَدْ Siyah olanın da eti haram. وَمَا كَانَ مِنَا غَيْرَ أَسْوَدْ Siyah olmayanın da eti haram. فَلَمْ يَكُنْ olmadı. حُرْمَةُ لُحُومِهِمَا Ketlerin, etlerinin haram olmaları olmadı. لِأَلْوَانِهَا Renkleri için olmadı. وَلَاكِنْ اُلْدِ لِعِلَالِهَا Onlarda olan illetler için, öyle illetler ki فِي اَنْفُسَا Köpeklerin kendi nefislerinde bir takım illetler var da, o illetten dolayı, renginden dolayı değil, ya illet neymiş? Şeytan olması. Siyah köpek şeytan oluyor, ötekiler şeytan olmuyor. Evet. Ve kezalike kulluma ve kezalike yine böylecedir kulluma her bir şey ki nühye ekluhu onun ekli nehyedildi. Min kulli zinabin diş sahibi olan her bir hayvandan o da minessiba canavarlardan. Herhangi bir hayvan ki dişi vardır o dişiyle başka hayvanları yer. Onların eti de haramdır. Ve kullu zî mihlebin minettayir. Kuşlardan da mihlas sahibi. Cırnak, cırnağıyla avı tutuyor, parçalıyor, yiyor. Evet, bunların da etleri haramdır. Ve minel humuril ehliyeti. Bir de ehli olan merkepler. Merkep iki kısım. Bir kısmı yabanda yaşar. O av hükmündedir. Onu avlarsa bir adam eti halaldır. Tutar, boğazlar yersin. Yahut da atar vurursun. Yersin. Ama ehli olan merkepler ki munis olanlar bunların etleri haramdır. Evet. La yefteriku fi zalik. Bunlar da ayrılmıyor. Hükmü şeyin minha. Hiçbirisinin hükmü ayrılmıyor. Etleri haram mı haram? Rengi ne olursa olsun. Cırnaklı kuş yahut da dişli canavar hayvan.
yahut da hümürü ehliye veyahut da köpek rengi ne olursa olsun bunların etleri haram olmadan müsaade. Evet, iftirak etmiyor. Ne için iftirak etmiyor? İhtilaf elvanıha, renkleri değişirse hükümde değişir diyor, bir ihtilaf yok. Mesela bir merkep kırmızı, birisi de siyah. Etinin ikisinin de haram olması müsavi değil mi? Müsavi, ha siyah olsun ha kırmızı olsun. Yahut da tırnak sahibi bir kuş, boz yahut da beyaz yahut da siyah, renginin onda bir tesiri var mı? Yok. Öyleyse köpekler de böyle. وَكَذَٰلِكَ أَسْعَارُهَا كُلُّهَا Bunların artıkları da böyle. Bir hayvan, onun artığı eti haramsa, ağzının salyası bir şeye gelirse o da haramdır. Su içtiği vakitte o su içtiği yere onun ağzının salyası dokunduğu gibi o da necis oluyor. Ama rengini burada aramıyoruz. Ne olursa olsun, yalnız illet ne? Diş sahibi olup yırtıcı canavar olursa yahut da kuşlarda cırnak sahibi olup da avlarını cırnaklarıyla parçalarsa. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna nezar edilirse, buna kıyas edilirse اَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْكِلَابِ Kilapların da keplerin de hükmü ola كُلِّهَا Hepsi fi مُرُورِهَا Onların geçmesinde beyne yedeyin musalli namaz kılanın önünden sevaen müsavi olması lazım. Madem köpeklerin eti yilmiyor, siyahı, kırmızısı, hepsi müsavi. Öyleyse namaz kılan önünden geçmesinde de hükmün aklan ve kıyase müsavi olması lazım. فَكَمَا كَانَ غَيْرُ الْاَسْوَدِ مِنْهَا Köpeklerden siyah olmayan olduğu gibi, لَا يَكْدَعُ السَّلَاةَ Namazı bozmadığı gibi, فَكَذَٰلِكَ الْاَسْوَدِ Siyah köpeğin de bozmaması lazım gelir. وَلَمَّا ثَبَتَ فِي الْكِلَابِ Baktaki keplerde sabit oldu. Bin nezari مَا ذَكَرِنَا Bizim zikrettiğimiz bu kaideye nezaren, yani rengin bir tesiri olmadığını zikrettik ya, buna nazaren كَانَ الْحِمَارُ Himar oldu. اَوْلَا Daha layık oldu. En yekûne kezalik böyle ola. Binaenaleyh köpek geçer de namaz bozulmazsa, merkep geçerse hiç bozulmaz. Niye? Köpeğin etinin necis olduğunda ittifak var. Ama himarın etinin necis olmasında ihtilaf var. Köpek, İslamiyet'in evvelinde sonunda hepsi eti haram idi. Ama merkepler evvelce helal idi, sonradan haram kılındı. Merkebin etinde bir şekli şüphe var fakat köpekinde hiç yok. Eti haram olan köpek geçtiğinde namaz bozulmazsa, etinde ihtilaf olan himarın geçmesinde hiç namaz bozulmaz. لَاَنَّهُ كَدُخْتُلِفَ Çünkü ihtilaf olundu. فِي اَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْاَهْلِيَّ Ehli olan himarların, merkeplerin etlerini yenilmesinde ihtilaf olundu. فَاَجَازَهُ قَوْمٌ Bir takım kavim caiz gördüler, eti yenilir dediler. وَكَرِهَهُ اَخَرُونَ Başkaları da mekruh gördüler, haramdır dediler. فَاِذَا كَانَ olur olduğu vakitte مَا لَا يُكَلُ لَحْمُهُ Eti yenilmeyen bir hayvan olursa bittifakil müslimin, Müslümanların ittifakıyla eti yenilmeyen bir hayvan olursa la yekta'u mururuhu onun geçmesi kesmezse es-salate namazı bozmazsa kâne olur ma ol bir hayvan ki uhtulife fi ekli lehmihi onun etinin yenilmesinde ihtilaf olundu ki o da hümür ehliyedir ahra daha layık oldu en la yekta'u mururuhu onun geçmesi bozmayı es-salate namazı. فَهَذَا هُوَ النَّزَرْ İşte nezer kıyas da budur ki هَذَا الْبَابُ Bu babda. وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu üç imamın kavli şerifi de budur. Yani hulase, namazda herhangi bir şey insanın önünden geçerse geçsin namazı ifsad etmez. Bu kerahat o başka mesele. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَا Bu böylece rivayet edildi. İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi اَنَّفَرِمْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabından bir cemaatten de nefledildi. Evet. Öyle eshab ki قَدْ زَكَرْنَا بِي زِكْرِتْتِ بَعْدَمَا رُوْيَ عَنْهُمْ Onlardan rivayet olunduktan sonra فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ
bu babda tekaddüm eden, bir takım hadisleri rivayet eden ashabtan, ki kadın geçerse bozulur, merkep geçerse bozulur, bunlardan rivayetler var idi. Halbuki Resulullah Efendimiz'den sonra namazı bozmaz diye onlardan da rivayet var. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ Yine onlardan rivayet edildi. فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında eyda bozar dediği gibi bozmaz diye de rivayet edildi. O da nedir? مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ وَسَعِيدُ بْنَ اَبِي عَرُوبَ وَهِشَامُ بْنَ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ قَتَادَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عَلِيَّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ali ve Hazreti Osman قَالَ buyurdular لَا يَكْتَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ Müslüm'ün namazını kesmez şeyin hiçbir şey. وَدْرَوُ siz def ediniz اَنْهَا ondan önden geçmeyin mürurdan نَسْتَطَعْتُمْ elinizden geldiği kadar namazla önünüzden geçmeye mani olunuz. Şimdi bunu kim rivayet eyledi? Hazreti Ali ve Hazreti Osman. Bir, حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لا يقطع صلاة المسلم. Hazreti Ali رضي الله عنه rivayet ediliyor ki Hazreti Ali buyurmuş ki لا يقطع kesmez صلاة المسلم bir Müslümanın namazını. El kelbi köpek ولا الحمار merkep ولا المرأة kadın ولا مَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الدَّوَابِ Bunlardan başka başka hayvanların da geçmesi namazı bozmaz. وَدْرَوُ فَكَ siz def ediniz, نَسْتَطَعْتُمْ gücünüzün yettiği kadar def ediniz. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي Said ibn İbrahim diyor ki babam namaz kılıyordu. Femerre beyne yedihi raculun bir adam önünden geçti. Kale buyurdu ki femena'tuhu ben onu men ettim. Fegalebeni o adam bana galebe çaldı. Ben onu men ettim geçme dedim. O galebe çaldı illa en yemurre beyne yedihi. Hatta önünden geçmeye galebe çaldı yani geçti. Fezekertu zalike li Osman ibn Affan radıyallahu anh. Ben Hazreti Osman'a bunu zikrettim ki benim önümden zoruna geçti. Ve kâne hâle ibnihi Hazreti Osman da onun oğlunun dayısıydı. Fakal Hazreti Osman dedi ki la yedurruke sana zarar vermez. Bu adamın geçmesi sana zarar vermez. Haddesena Ali ibn Abdurrahman kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Bekru ibn Mudar en Amr ibn el-Haris عن بكير أن بشير بن سعيد وسليمان بن يسار حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف ولي إبراهيم حدثهما أن رسول ذلك أنه كان في صلاة ونمزيد فمر به سليت بن أبي سليت سليت onun önünden geçti فجذبه إبراهيم إبراهيم Abdurrahman ibn Avf'un oğlu İbrahim onu çekti. Fakharra yüzü kuyulu düştü. Feşücce başı yarıldı. Önünden geçerken nasıl düştü çektiyse o da düştü başı yarıldı. Fezâbe ile Osman ibn Affan radıyallahu anh. Hazreti Osman'a gitti. Şekva etti. Ki beni çekti ve başımı kırılmasına sebep oldu. Fersele ile İbrahim diyor ki Hazreti Osman bana adam gönderdi. فَقَالَ لِي ben de gittim bana dedi ki مَا هَذَا bu nedir? Niye bu adamın başını kırdın sen? فَقُلْتُ ben ona dedim ki مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ namazda benim önümden geçti. فَرَدَتْتُهُ ben de onu reddettim. Evet. لَأَلَّا يَكْتَعَ الصَّلَاتِ namazımı bozmasın diye reddettim. قال Hazreti Osman dedi ki وَيَكْتَعُ صَلَاتَكَ senin namazın keser mi? Onun geçmesi senin namazını bozar mı? Sordu. Sorduğu gibi oldu bir meseleyi fıkhiye. O vakitte o da o acaba şimdi ben bozmasın diye bu adamın mani oldum. Fakat Hazreti Osman soruyor bu adamın geçmesi senin namazın bozar mı? Deyince tereddüde düştüm diyor. Kultu ben ona dedim ki ente alem. Bozar mı bozmaz mı sen daha iyi biliyorsun. Kâle Hazreti Osman dedi ki innehu la yekta'u salateke. Onun geçmesi senin namazını bozmaz.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الزبرقان ابن عبد الله عن كعب ابن عبد الله قال سمعت حذيفة بن هزت حذيفة بن اليماني شتم يقول buyururdu ki لا يقطع الصلاة شيء namaz hiçbir şey bozmaz. İşte bak İmam Ebu Hanife'nin mezhebi. Demek ki ashab-ı kiramdan da bir takım cemaat buna sahip olmuşlar ki hiçbir şey insanın namazını bozmaz. Yalnız kerahat meselesi var başka.